Merhaba arkadaşlar. Bu Clipchamp dersimizde yazıları sese dönüştürmeyi öğreneceğiz. Şimdi ben burada örnek olarak doğaya yönelik bir klip oluşturdum. Şöyle bir hızlı bir şekilde ilerleyelim. Çeşitli hayvanlar bulunuyor. Ayrıca doğadan bir parça bulunuyor. Şimdi bu konu üzerinde çeşitli yazılı düşünceleriniz var. Gelin şimdi bu yazılı düşüncelerimizi sese dönüştürelim. Oynatma kafasını şöyle en başa aldığımızdan emin olalım. Sol tarafta kaydet ve oluştur araçlarına gelelim. En altta metin okumaya tıklayalım. Şimdi buradaki metin kutucuğuna düşüncelerinizi yazılı olarak girebilirsiniz. Programın ücretsiz sürümü maksimum 10 dakika ile sınırlı. Ancak 10 dakikanın da yeterli olduğunu düşünüyorum. Eğer dili Türkçe olarak belirlediyseniz Türkçe'de 2 adet ses modeli bulunmakta. Şöyle en aşağıya inelim. Ahmet ve Emel seslerini test etmek için bu sesi dinleyine tıklamanız yeterli olacaktır. Tıklayalım. Paylaşmaya değer bir hikaye oluşturmanıza yardımcı olacak çeşit. Evet, bir de Ahmet'i seçelim isterseniz. Paylaşmaya değer bir hikaye oluşturmanıza yardımcı olacak. Evet, ben Emel'i seçiyorum. Evet, ben buraya oldukça basit bir metin ekledim. Doğa bizim için çok önemlidir. Doğayı korumak en büyük sorumluluğumuzdur. Şimdi bunu bir ön izleyelim isterseniz. Emel modeliyle. Doğa bizim için çok önemlidir. Doğayı korumak en büyük sorumluluğumuzdur. Evet, görüldüğü üzere gayet güzel. Ardından kaydet butonuna tıkladıktan sonra metnin uzunluğuna göre bir süre bekleyebilirsiniz. İşlem tamamlanacaktır. Şimdi dikkat ederseniz videoların altında ses dosyası oluşturuldu. Şöyle bir dinleyelim. Doğa bizim için çok önemlidir. Doğayı korumak en büyük sorumluluğumuzdur. Bu ses dosyasını istediğiniz yere de taşıyabilirsiniz. Ses sizin istediğiniz yerden başlayabilir. Doğa bizim için çok önemlidir. Doğayı korumak en büyük sorumluluğumuzdur. İsterseniz Türkçe yazdığınız metni diğer dillere dönüştürüp seslendirebilirsiniz. Dil desteklerini şöyle bir inceleyelim. Dikkat ederseniz birçok dili destekliyor. Şöyle yapalım isterseniz, buradaki metnimizi İngilizceye dönüştürelim ve öyle seslendirelim. Öncelikle buradaki ses dosyasını bir silelim. Tekrardan metin okumaya gelelim. Buraya İngilizce bilmediğinizi düşünerek oldukça basit bir metin yazdım. 10 dakikalık sınırı aşmayacak şekilde metinlerinizi hazırlayabilirsiniz. Doğanın dengesini korumak oldukça önemlidir. Doğanın kirletilmesi ileride çok büyük problemlere yol açabilir. Şimdi buradaki metnimizi İsterseniz gelin çevirelim. Bunun için de sizlere ücretsiz çeviri programları önereceğim. Birinci önereceğim programın adı DeepL. Bu uygulamayla arayüzlerin içerisindeki metinleri de çevirebilirsiniz. Şimdi örneğin buradaki metni seçelim. DeepL'in bir kısa yolu var. Şu anda otomatik olarak burada dili algılıyor ve sonrasında bunu İngilizceye çeviriyor. Şimdi İngilizceye çevrilmiş olan metni copy aracılığıyla kopyalayabilirsiniz ve sonrasında buraya yapıştırabilirsiniz. İkinci önereceğim programın adı CrowTranslate. Bu programın linkini de açıklamalar bölümünde sizlerle paylaşacağım. Şimdi buradaki İngilizce metni seçelim. Bunun da bir kısa yolu var. Sizler de kısa yol belirleyebilirsiniz. Ben Ctrl+Alt+E'yi belirlemiştim. Hemen bu kısa yolu şöyle bir kullanalım. Burada da otomatik bir şekilde İngilizceyi Türkçe'ye dönüştürdüğünü görüyoruz. Doğanın dengesini korumak çok önemli. Doğanın kirlenmesi gelecekte çok büyük sorunlara yol açabilir. Burası Türkçe olsaydı CrowTranslate yine aynı şekilde Türkçeyi de İngilizceye dönüştürebilir. Evet, şimdi burada da tekrardan bunu kopyalayıp bu bölüme yapıştırırsınız. Şimdi burada dikkat ederseniz bunların altını çizmiş. Çünkü yukarıda dil Türkçe olarak belirlendiğinden bir imla hatası var diye düşünüyor, yazım hatası. Buradan İngilizceye alalım. Şöyle bir bakalım. İnelim aşağı. İngilizce'de de ister Birleşik Krallığı seçebilirsiniz. İsterseniz ABD'yi seçebilirsiniz. Burada tamamen seçim size aittir. Mesela burada ABD'yi seçelim. Bir sesi dinleyelim. Bakalım burada Ava Multilingual demiş. Choose from a variety of voices to help you create a story worth sharing. Evet, hiç de fena değil. Bir ön izleme yapalım isterseniz burada. It is very important to maintain the balance of nature. Pollution of nature can lead to very big problems in the future.
Evet, gayet güzel. Burada kaydet diyelim. Evet, sesimiz hemen video kliplerin altında oluşturuldu dikkat ederseniz. Şöyle bir başa alalım, oynatalım. It is very important to maintain the balance of nature. Pollution of nature can lead to very big problems in the future. Evet, görüldüğü üzere sonucumuz gayet güzel olmuş. Yine isterseniz buradaki sesi dilediğiniz yerden de başlatabilirsiniz. Tabii ki yine arka plana da çeşitli müzikler de ekleyebilirsiniz. Medyaya gelelim. Bu arada dikkat ederseniz medya bölümünde oluşturduğumuz ses dosyaları da görüntüleniyor. Bunların üzerine gittiğiniz zaman ön izlemeyi de dinleyebilirsiniz. Şimdi müzik dosyasını içeri aktaralım. Evet, müzik dosyasında içeri aktardıktan sonra bunu en alta bırakalım. Evet, şöyle en başa alalım bunu. İsterseniz burayı bir sığdıralım. Şu şekilde. Şöyle bir oynatalım. It is very important to maintain the Buradaki ses dosyasının ses düzeyi oldukça yüksek. İsterseniz buradan ses düzeyini dilediğiniz kadar düşürebilirsiniz. It is very important to maintain the balance of nature. Pollution of nature can lead Evet, gayet güzel. Sesin bir miktar daha düşürülmesi iyi olacaktır. It is very important to maintain the balance of nature. Pollution of nature can lead to very big problems in the Evet, görüldüğü üzere Clipchamp ile yazılarınızı ses dosyalarına dönüştürebilirsiniz. Ayrıca ses dosyalarınızı da çeşitli dillerde seslendirebilirsiniz. Evet, dersimizin sonuna geldik. Umut ediyorum bu dersler sizler için faydalı oluyordur. Sonraki Clipchamp derslerinde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın, hoşça kalın, hep ama hep sağlıklı kalın.